Tabana Kuvvet kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni video ile sizlerleyim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. El hareketlerine bak. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi yeni kıyafetlerle karşınızdayım. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Birazcık tarzda böyle değişiklikler yaptım. Bugün neler yapacağız birazcık sizlere onlardan bahsedeyim. Demin ekmek almaya gitmiştim, biraz geçe kaldım. Biraz imtihanım vardı yani, işten geldim. Soğuk suyla duş alsam mı almasam mı biraz kararsız kaldım. En sonunda girdim aldım. Çünkü duş aldığım zaman kendimi daha da iyi hissediyorum. Zinde hissediyorum. Girdim soğuk suyla. Yani hava sıcak olduğundan dolayı çok fazla yıpratmıyor ama ilk o suyu tutmak önemli yani başından aşağıya. Ondan dolayı girdim duşumu aldım. Kendime geldim en azından temiz temiz. Temiz kıyafetlerimi de giydim üstüme. Şimdi bugün neler yapacağız? Birazcık sizlere onlardan bahsedeyim. Kendime şimdi güzel bir, biliyorsunuz kanal Tabana Kuvvet kanalı ama yemek kanalına döndü iyice kanal. MasterChef kanalına döndü. Aman eğlenelim, gülelim hep birlikte. Arkadaşlar sizlerden bir şey rica ediyorum. Şu anda videoyu izleyenler kaç kişi, kimler izliyorsa artık. Biliyorsunuz ki imkanlarımız birazcık kısıtlı. İnşallah sizlerin desteğiyle daha da yükseklere ulaşacağız yani. Abone sayımız artacak. Şu anda 4000'e yaklaştık. Sizler çok çok destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama şu anda videoyu izliyorsanız sizlerden bir şey rica edeceğim yani. İlk yapmanız gereken şey aşağıdan abone olarak destek olabilirsiniz. Onun dışında yorum bırakabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bir de videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. İleride sizlere daha da kaliteli, daha güzel videolar çekebilmem için. Hani Delimine kanalı var mesela. Adam imkanları var çünkü. Geliri var. Gelir elde edebiliyor bayağı bir. Her türlü videoyu çekebiliyor. Ondan dolayı ben de ileride inşallah o şekilde videolar sizlere sunabilirim. Şimdilik elimizden gelen bu. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Ne demişler öyle demişler. Şimdi şu dolaptan bir sucuğumuzu mucuğumuzu çıkartalım. Buzdolabını da açık bırakmıştık. İnşallah bozulmamıştır. Üç tane yumurta çıkarttım. Şöyle organik diyorlar ama organik diye aldım bu yumurtaları. İnşallah organiktir. Bir de sucuğumuz var arkadaşlar. Şöyle kapalı pakette zaten. Bozulacağını tahmin etmiyorum ama olsun. Hayır 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 hayır, yumurtalar düşmesin. Aman diyeyim, aman aman aman. Yağımız da şöyle dibinde az bir şey kaldı. Bunu da atacağım bitirdikten sonra. Bunun hepsini kullanırım muhtemelen. Çay da yapar mıyız yanına bilmiyorum. Bir de çay yapabiliriz yanına. Şunları ben geri koyayım da yerine. Bozulmasın. Şunları diyorum. Bir zeytin var zaten dolapta. Başka bir şey yok. Neyse. Şimdi şuradan şunu bir açalım. Şunu da şuradan bir yakalım. Asmam çardaktan suyu bardaktan. Niye yaktık bunu? Niye yaktık? Çünkü yağ koyacağız üstüne. Şu yağı bitirelim. Bunu da çöpe atalım. Zaten dip az bir şey kalmış bu ama bunu yapar yani. Tamam. Şimdi şuradan bıçak temiz bıçak. Kadarcık bir sucuk. Biraz fazla koyalım sucuğu ya. Açlıktan öldüm vallahi. Siz oradan görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Yarım sucuk koysak nasıl olur? Kaç liraydı sucuk? Yarım koyalım ya. Ama çok mu olur ya? Çok olur. Şuradan biraz koyalım. Zaten pilit sucuk. Şu kadar koysak yeter. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Şu kadarlık yeter olur galiba. Belki biraz daha keserim yani. Yiyelim abi. Boğazdan kısılmaz hiçbir zaman. Yalnız sucuk var ya. Bir dakika abi. Bana mı öyle geliyor? Kötü mü olmuş gibi? Biraz böyle kötü olmuş gibi sucuk. Ama yiyeceğim abi. Yapacak bir şey yok. Bir gün durdu. Sadece sıcakta durdu yani. Dolabın kapağını açık bırak. Ya abi. Sabah kalkarken işte hallet. İki gündür var ya dolabın kapağını
kapatmayı unutuyorum şeyin. Kapağını kapatmayı değil, bu dolabı çalıştırmayı da unutuyorum. Keşke zamanlayıcı olsa, kendi kendine çalışsa dolap. Gündüzleri çalışsa, akşamları kapansa. Akşam sıkıntı olduğunda da gündüz çok sıcak oluyor karavanın içi. Neyse, bozuksa bile en azından yağda kavuralım da bari bozukluğu çok, bozukluğunu yağ alsın. Ben bu sucuğun birazını daha kullanacağım, yarımı kalsın, yarımı da sabah yerim. Abi karavanın sıkıntısı da bu işte. Güzel bir karavanımız olsa mesela, böyle buzdolabı falan çalıştıracak sistemler olsa, güneş paneli sistemi falan. Hayırlısı ya, hepsi olur ya. Şükretmek lazım, olsun. En azından başımızı sokacak bir yerimiz var arkadaşlar. Sucuklar kavrulsun şöyle arkadaşlar. Güzel kızarsın sucuklarımız. Şuradan ben biraz daha kesmek istiyorum. Biraz daha keselim çünkü bu sucuk kötü olmaya başlamış. Çıt 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 çevrede sar beni bedene. Soğanı da eklesek aslında ama sucuğu ilkten koyduk ya. Soğanı sonradan koymamız. İlk soğanı koymamız lazımdı, pardon. Neyse, bu seferlik soğansız olsun da. Bir dahakine soğanlı yumurta yaparız. Çıt 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 çedene sar beni bedene. Bu arada sizlere müjdeli haberlerim var da bu videoda anlatmayacağım. Başka videoda anlatırım muhtemelen. Kızarsın biraz daha, ondan sonra yumurtamızı kırarız. Şöyle göstereyim sizlere. Ekin ektim çöllerde. Ulan normalde böyle Ankaralı şeyleri, şarkıları şeyleri sevmem de, hoşuma gidiyor bir yandan diye. Mesela şey var ya, Ankaralı Namık rahmetli, Allah rahmet eylesin. Bir bir biri birilerine bakar 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 dururum, ince giymiş giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur. Bir bir biri birilerine bakar bakar dururum, ince giymiş giymiş üstüne, o gülleri o gülleri savurur. Normalde sevmiyorum böyle şarkılar da, bazen de seviyorum yani, dinliyorum, öyle keyfimi yerine getiriyor yani. Hareketli, oynak böyle şey şarkılar. Öyle yani. Sizler ne şarkılar seviyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben her türden, her yöreden müziği seviyorum. Kürtçe olsun, Türkçe olsun. Ama anladığım şeyleri seviyorum. Kürtçe diyorum şimdi, Kürtçe. Çok fazla sevmiyorum Kürtçe. Niye sevmiyorum? Çünkü anlamıyorum. İngilizce de mesela, İngilizce de anlamıyorum ama mesela. İngilizce de mesela kendi şap var. Anlamıyorum ama güzel yani, böyle müziği şeyi kulağıma hoş geliyor. Öyle yani. Kürtçe de bazen böyle denk geliyor ama her türlü, her şeyin bir dinleyicisi var arkadaşlar. Ben her türden dinliyorum. Kulağıma güzel geliyorsa o güzeldir arkadaşlar. Karadeniz müzikleri de mesela çok güzel. Hey gidi Karadeniz, doldu Şila coştu arkadaşlar. Allah'ımdan bulasın, oy Allah'ımdan bulasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni, oy yine bana kalasın. Biraz tuz verdim. Karıştırmayacağım ya bu sefer. Sevdum senin aşkın, ciğerlerim idalar. Hiç mi düşünmedin sen? Karıştırmayacağım diyorum ama karıştırmasam da bu sefer üstü pişmiyor, altı pişiyor. Karışık şeyler oluyor. Şöyle yapalım.
Biraz karıştıran bir şey onlar. Bu sucuk bana dokunacak gibime geliyor ama hayırlısı. Nerede sucuğun kalanını içeri koyduk mu şeye, dolaba? Dolaba koyalım. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cik cik cik. Küçükken vardı ya arkadaşlar. O piti piti, karamel sepeti. Nereden aklıma geldi şimdi bunlar? Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben bunu afiyetle yiyorum. Bakalım bir sonraki video nasıl olacak? Bakarız duruma göre. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.